Efendim 9 günlük bayram tatiline artık sayılı günler kaldı. Yaklaşık 10 milyon kişi tatil için seyahate çıkacak. Gelen ilk bilgiler bu yönde. Otellerin çoğu şimdiden doldu. Otobüs biletleri tükenmek üzere, ek seferler de konulacak. 24 muhabiri Ebru Doğan bayram turizmine dair son bilgileri şimdi kaynağından bize aktaracak. Döneceğiz Ebru'ya. Ebru, %90 oranlarından, özellikle otellerin doluluk oranlarıyla alakalı rakamlardan, oranlardan bahsediliyor. Nedir durum? %90 mı yoksa %100'e doğru ilerliyor mu? Onu tabii ki hemen yanımdaki konuğuma soracağım ama kısa da bir giriş yapmak istiyorum. Artık 9 günlük tatil için hazırlıklar tamamlandı. Tatile çıkacak olanlar otel rezervasyonlarını yaptılar, uçak biletlerini aldılar, otobüs biletlerini aldılar. Ama henüz tatil planı yapmamış olanlar da var. Bizler bugün bu yayınımızda onlara da yardımcı olacağız. Peki kiminle konuşacağız? TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Halil Kala'ya soracağız. Öncelikle şimdi sevgili Kaan Yakupan da soruyor. %100'e ulaştı mı doluluk yoksa %90'larda mı diye ilk sorumuzu yöneltelim size. Tabii bayram döneminde, yani bayram tarihlerinde biz %100'e ulaşacağını öngörüyoruz ama şu an %80'lerde çok kısa bir zaman, 1-2 gün içerisinde 90'lara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ama bayram döneminde %100'e ulaşacaktır. Şimdi Ramazan bayramının 9 günlük tatil olması önceden açıklandı. Bayağı bir önceden açıklandı. İnsanlar artık planlarını yapabildiler. Ama şimdi nerelere yöneldiler? İç pazarda nerelere tercih ediyorlar? Memleketlerine giden bir çoğunluk var ama tatil bölgelerine gidecek olanlar da var. Onlar nereleri tercih etti? Tabii genelde kıyı bölgelerimiz bu dönemde havaların da etkisiyle Haziran ayında genelde kıyı bölgelerimiz, özellikle Antalya, hemen arkasından çok az bir farkla Muğla, Bodrum, Fethiye, o taraflara ilgi var. Tabii yine Kıbrıs'ın o tarihlerde havaların da çok fazla böyle hani ısınmadığını düşünürsek, evet, Kıbrıs'a da yoğun bir ilgi var. Bu dönemde Kıbrıs'ta oldukça hareketli geçiyor ama ilk başta her zamanki gibi Antalya. Fiyatlar erken rezervasyonda uygundu. Ama şimdi ben tatil planı yapmadım. 9 gün tatile çıkmaya karar verdim. Ne yapacağım? Nasıl ucuz tatil yapacağım? Tabii bunu biz her zaman söylüyoruz. Erken rezervasyon sigortası var. Rezervasyonlarınızı erken rezervasyon başlamasıyla beraber tabii planları yapmak en güzeli. Erken rezervasyonunu daha önce yaptıranlar, yani rezervasyonunu erken yaptıranlar şimdi daha avantajlı. Son dakika, yine son dakika demeyeyim, daha bir 15 günlük, 20 günlük bir süre var. Ne kadar önce yaparsanız yine fiyatlar bayrama kadar gelen taleple doğru orantılı artış gösterecektir. Rezervasyonunuzu ne kadar önce yaparsanız yine fiyattan en az o kadar etkilenirsiniz. Peki şimdi tatile çıkmak isteyenler için, yeni tatil planı yapacaklar için, şimdi otobüste gidecek örneğin kişi ama ek seferler konuluyor, bazen bu ek seferler gerçekleşmiyor, bazı mağduriyetler yaşanıyor. Bu konuda planlama yaparken dikkat etmesi gerekenler neler? Şimdi yine rezervasyonlarını önce yapmaları gerekiyor. İnternetten kontrol edecekler aldıkları yerden uçak biletlerini, otobüs biletlerini. Gitmeden önce muhakkak kontrollerini yapmaları gerekiyor. Otogarda doluluk olacaktır, yoğunluk olacaktır. En az 2 saat önce otogarda olmaları gerekiyor. Biliyorsunuz şu an İstanbul Havalimanı, yeni havalimanımız. Burada da ilk bayramını görecek. Gerçi hiçbir sıkıntımız yok. Her şey gayet yolunda gidiyor. Ama uçuşundan muhakkak 2 saat önce havalimanında olmaları gerekiyor. Rezervasyonlarını da gitmeden önce kontrollerini, gerekli kontrollerini yapacaklar. Bu şekilde herhangi bir mağduriyet yaşamadan tatillerini yapabilecekler. Peki Ramazan bayramında şimdi erken rezervasyonda yaptık bunları ama ertesinde de seçim gelecek, sonra Temmuz gelecek. Yine ucuz tatil yapmak için daha sonrasında Temmuz sezon. Şimdi hem bayram sonrası olacak hem de seçim sonrası olacak. Yine erken rezervasyon mu diyoruz? Tabii erken. Yani Temmuz'da da işe yarayacak mı bu? Yani ne kadar önce yaparsanız o kadar avantajlı olursunuz. Yani şu an sizin aldığınız rezervasyon 2000 lira ise, siz bunu Haziran'ın 15'ine Temmuz'a rezervasyon yapıyorsunuz, illaki o fiyat yine %30, %40 oranında artış gösterecektir. Rezervasyonunuzu erken yapacaksınız. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi otellerdeki doluluk oranı artacak dediniz ama gidip de yer bulamama durumu, plansız bir şekilde tatile çıkarsa kişi bununla da karşılaşabilir mi? Plansız, mümkün olunca plansız çıkmamaya çalışın. Burada en önemli şey yine fiyata denk geliyor. Tamam, siz şimdi diyorsunuz ki mesela bayramda ben Muğla'ya veya Antalya'ya giderim, bir şekilde yer bulurum. Evet, yer bulabilirsiniz ama fiyattan çok etkileneceksiniz.
Hiç bence böyle bir şey riske atmayın. Şu an rezervasyonunuzu yapın. Hem kafanız rahat olsun hem de cebiniz rahat olsun. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Çok sağ olun.